24 saat kadar mayaladıktan sonra sütümüzün özelliği bu arada oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ne kadar katacağız 1 litre sütün içerisine? Ortalama 30 gram. 30 gramımız da ne kadar? 2 yemek kaşığı kadar. Katıyorsunuz oda sıcaklığı içerisine. Hiç karıştırmanıza bile gerek yok. Şöyle hani şifa niyetine diye şöyle bırakıyorsunuz onu bir güzel. Karanlık bir ortamda saklamanızda fayda var. Yine oda sıcaklığında 24 saati doldurması gerekiyor. Odanın sıcaklığı arttıkça daha erken de mayalanabiliyor. Mesela 18. saatlerde falan mayalanmış olabiliyor. Peki mayalandığını nasıl anlayacağız? Mayalandığını aslında şöyle anlıyoruz. Bakın burada görüntümüzde böyle sanki yoğurtla ayran hani ayrışmışlar da bir miktar aralarda su oluşmuş. Su yukarıya çıkmış. Evet. Daha katı kısım aşağıda kalmış aşağıda gibi duruyor. Sallasana elinde Aytu. Bak hareketini görüyor musunuz içindeki? İçerisinde bir canlı organizma oldu. Yaparsan bakın şu harekette. Evet. Bakın ne kadar belli. İçinde bir şeyler var ve hareket evet. ediyor. Ve bunun içindeki bakteriler canlı. Canlı bakteriler. Çok bizim enteresan. İçin çok sağlıklı bakteriler gerçekten. İlk o bakterileri biz anne sütüyle alıyoruz aslında. Daha sonrasında da anne sütüne en yakın probiyotik bakteri gerçekten kefirin içerisinde var. Bakın içerisinden yakaladı şu anda Aytu Bey. Evet alıyorsunuz. Bakın evet. bu gördüklerimiz. Bunlar evet. katı olanlar bakterilerimiz. Bakterilerimiz. Bir ayrıştıralım evet, bunları. Evet artık ayrıştıralım onu bir gösterelim. Şöyle. Biz aslında tül süzgeçlerden geçirmeyi daha çok tercih ediyoruz. Şöyle yapayım şöyle ki görebileyim. Şöyle. Bakın. Zaten dökerken de pütür pütür görünüyor. Evet. Evet birazcık süt öyle. Süt ekşisine benziyor diyorsunuz. Zaten tarihte ekşi süt diye de biliniyor aslında. Bakın sayısı da bayağı çoğalmış. Dün akşam evet. ben bunun içerisine bir tatlı kaşığı falan koymuştum bu Bugün arada. Bugün bayağı bir yemek kaşığından fazla. Evet. Eğer görebiliyorsak şunu. Oo, evet. Çok güzel. Altta da kefirimiz oluştu. Kefirimiz bakın. Oluştu bakın. Şimdi bu üsttekini ne yapıyoruz sonra? Bu üsttekini bir miktar sudan geçiriyorsunuz, saklayabiliyorsunuz ya da yarın için bir bardak daha kefir hazırlayabiliyorsunuz hanımefendinin yaptığı gibi. Yani bunu devam ettirebiliyorsunuz. Uzun süre saklayabiliyorsunuz, bir süresi yok. Ama mayanın rengi artık değişmeye başladığında, mesela sarı kırmızı gözükmeye başladığında, biraz yapışkan kıvamı almaya başladığında bozulmaya başlamış. Artık demek ondan ki, kurtulmak evet, lazım. Evet, iyi saklayamamışız anlamına geliyor.